Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim yayına davet edildiğiniz için. Şimdi biz gazete ile ilgili de siz açıklayacaksınız ama bir özet olarak izleyicilerimize aktaralım. Aujourd'hui la Turquie, Türkçe anlamıyla Türkiye'nin bugünü ya da Türkiye'de bugün. Gazete 2005 Nisan'ında ilk sayısı çıktı. Türkiye'de ilk ve tek Fransızca gazetesi. Şu anda 30 civarında editör ve kendi alanında uzman yazarı var. Bazen 16, bazen de 24 sayfa olarak çıkıyor. Tabloid ve renkli çıkıyor. Diplomatlar, iş adamları, üniversite entel ajansına hitap ediyor. Gerçek görsel, gerek görsel ve gerek içeriğiyle Fransa'da yayınlanan Le Monde ve Türkiye'deki Cumhuriyet Gazetesi'nin birleşimi olarak düşünüldüğü bilgileri var bizde. Siz buna neler ekleyeceksiniz gazetenizle ilgili olarak? Nasıl böyle bir fikir çıktı ve şu ana kadar geride kalan 14 yılı nasıl geçtiniz? Tekrar teşekkür ederim. Siz bayağı iyi çalışmışsınız, iyi özetlediniz. Çok teşekkür ederim. Gazetemiz söylediğiniz gibi 1 Nisan 2005'te yayına başladı. Ben daha önce Fransa'da yayıncılık yapıyordum zaten doktoram sırasında ve sonrasında Fransa'da dergiler yayınlıyordum. 2003 yılında Türkiye'ye dönünce bu alanda bir boşluk olduğunu hissettim. Fransa bir gazete yayınlamaya karar verdim. Bildiğiniz gibi Türkiye'de ilk gazeteler 18. yüzyıldan beri Fransızca yayınlandı. Türkiye'de bir Fransızca yayın geleneği var. Gazete veya dergi olsun. 350'yi aşkın hatta 400'e yakın yayınlanmış gazete Osmanlı var. Döneminde evet, kapsıyorsunuz. Evet. Biz Türkiye'de 200.000 kadar Fransızca okuyabilen, yani Fransızca konuşan demiyorum, Fransızca bir gazeteyi okuyup takip edebilecek kişinin olduğunu hesapladık. Bunlar biliyorsunuz 11 kadar lise var Türkiye'de. Fransızca eğitim veren değil mi? Fransızca eğitim veren özel veyahut da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı köklü liseler bunlar. Üniversiteleri gerçi eğitimi kapatıldı ama. Öyle deniyor ama öyle bir şey yok yani. Yok, değil mi? Türkiye'de üniversite... Yani Türkiye mi Fransa? Yok Türkiye'de Fransız dili ve edebiyatı dersleri bölümü kapatıldı, yok, kapatılacak diye konuşuluyor. Hayır, öyle haberler çıktı ama öyle bir şey yok yani. Türkiye'de köklü Fransızca eğitim veren üniversitelerimiz ve onun bölümleri var. İstanbul Üniversitesi'nin Fransızca bölümü, Marmara Üniversitesi'nin Fransızca tercüme bölümü, Yıldız Üniversitesi'nde diğer... Anadolu'daki üniversitelerimizde birçok üniversitede Fransızca eğitim yapılıyor. Ve çok kaliteli hocalarımız var bu konuda. İyi eğitilmiş ve iyi eğitim veriyorlar. Onun dışında bir Galatasaray Üniversitesi var Türkiye'de. Galatasaray Lisesi var daha önce. Evet, Galatasaray Lisesi var ve Fransız liseleri var tabii Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Saint-Joseph, Notre-Dame de Sion, Saint-Benoît gibi, Saint-Michel gibi çok köklü liselerimiz var. Ayrıca size bir ekleme daha yapayım. Belki geçeriz orasını. Türkiye'de bayram gazeteleri 1940'lara kadar 3 dilde yayınlanıyordu. Bayramda diğer gazeteler çıkmıyor ya. Bayram gazeteleri Türkçe, Fransızca ve Rumca yayınlanıyordu. Biz işte Babil'de eski bayramları falan araştırırken onları da yazmıştık. Hatta İstiklal Caddesi'nde şimdi site pasajı var. Fransızca, Rumca ve Osmanlıca üzerinde böyle 3 tane şey vardır. Bunu şimdi ilk defa öğreniyorum. Teşekkür ederim bu bilgi için. Çünkü ben medya konusunda uzmanlık hissediyordum. Kendimi zannediyordum ama değilmişim demek ki. Çok iyi bir bilgi. Bayram gazetelerinin Fransızca, İngilizce ve Rumca yayınlanmış olması. İngilizce dediniz değil mi? Fransızca, Türkçe, Rumca. Ha, İngilizce yok. Fransızca birinci dil. Yani bizim yaşı 70'in üzerinde olan entelektüeller, aydınlar falan hep ve daha büyükler yani yaşı yüzlere göre hepsinin birinci dili Fransızca. Yani tabii 1960 hatta 70'lere kadar... Dışişleri Bakanlığı'nda zamanın diliyle hariciye de birinci dil Fransızcaydı. Evet. Peki siz bu kadar aradan sonra bu ihtiyacı karşılamaya hangi sahiple yöneldiniz? Şimdi benim arkadaşlarım Türkiye'de var diyelim. Ankara'da bir profesör arkadaşım var, Profesör Doktor Haydar Çakmak. İstanbul'da Doktor Mireysa Deş. Bunlar değişik kurumlarda çalışan, üniversitelerde, liselerde çalışan kişiler. Bunlarla birlikte bir yayın yapmak istedik. Onlarla birlikte bir yayın kurulu oluşturduk ve bu yayın kurulunun etrafında Fransızca okuyan kişilere nasıl hitap edebiliriz, nasıl ulaşabiliriz planları yaparaktan gazeteyi planladık. Ve böyle bir kitlemiz var. Kaç kişi çalışıyor diye yaklaşık sormuştum. 35 kişi çalışıyor. 35 ile hatta 40 arasında kişi çalışıyor. Fransa'dan mı yoksa? Bütün dünyadan çalışan arkadaşlarımız var. Bu 2000 yarısı Paris'te. Paris'te ama Kanada'da bir arkadaşımız var. Hatta bütün genel koordinasyonu yapan arkadaşımız. Yazı işlerini vekaleten yürütüyor şu anda Camille Hanım. Daha önce İstanbul'da bizimle çalışmıştı. Şimdi orada bir doktora çalışması yaptığı için Kanada'da bulunuyor. Günümüz koşullarında biliyorsunuz ki dünyanın herhangi bir yerinde olmak hiç fark ettirmiyor. Biz aylık bir gazeteyi yayınlıyoruz. Kağıt baskımız aylık. Ama internette günlük yayın yapıyoruz. Kısıtlı bir çalışma yapıyoruz tabii ki. Ama yine de okuyucu sayımız bayağı fazla. Türkiye'den mi peki okuyucu sayısı yoksa? Şimdi ona gelmek istiyordum. Teşekkür ederim. Türkiye'de de okuyucumuz var, abonelerimiz var. Satış noktalarımız olmasının yanı sıra biz abone yöntemiyle dağıtım yapıyoruz. 4300'e yakın abonemiz var Türkiye'de. Onun dışında Fransa'da abonelerimiz var. Yani gazetemiz yalnızca Türkiye'de yayınlanmıyor. Türkiye'nin dışında Fransa'da yayınlanıyor ve Belçika, İsviçre ve Kanada'da da dağıtılıyor. Evet, şimdi bir de almanağınız var. Bu kaç yıllık gazetelerin birinci sayfaları var burada. Evet, bunu biz geçen sene 150. sayımız için hazırlamaya çalıştık. Fakat çeşitli nedenlerden sonra çok da klasik oluyor diye 155 yapmak istedik. 155 yapmak istedik. Evet, onu soracaktım. Demek ki o yani 155. sayıya mı denk getirdiniz? 155. sayıya denk getirdik. Yani 155 ay değil mi bu? 155 ay ve 155 ayın birinci sayfaları var. Evet, şöyle de açalım, içinde gösterelim. 155 tane birinci sayfa. Arkadan internet sayfasından görüntüler veriliyor. Şurada internet sayfası. Benim önümde de şey var şimdi. Gazetenin birinci sayfası var. Evet. Çok güzel, temiz baskı bu. Türkiye'den basıldı, Fransa'dan basıldı. Türkiye'de basıldı. Matbaamız diyorum artık. Çünkü evet, gazetemizin basıldığı matbaada basıldı. Özenle. Evet, Öz Karaca matbaası görüyorum, evet, onu özellikle de sordum. Evet, reklam olur mu diye söylemek istedim. Olsun canım, yani böyle titiz basanlar tanıtalım ve baskı işleri çok önemli çünkü bir bakıyorsunuz böyle kapağı kaymış içi falan sonra evet, tamam yok diyor. Mehmet Ali Yıkılmaz Bey efendi babası eski tercümanı basan firmanın sahibiydi. Şimdi büyük bir firmaları var zaten. Evet. Uluslararası çalışıyorlar ve çok özen gösteriyorlar. Sizin peki Fransa ile ilişkiniz nasıl? Çünkü Fransa Büyükelçisi de ön söz yazdırmışsınız. Evet. Yani iyi gibi gözüküyor. Öyle mi acaba? İyi. Çünkü gazete Türkiye'deki tek Fransızca gazete. Fransa için aslında bunu Fransa hükümeti yapması lazım değil mi? Etmesi lazım. Öyle bir şey yok ama onu söyleyeyim yani kesinlikle. Biz kendi kendimizi tarafsız bir gazeteyiz. Herhangi bir ülkeden destek almıyoruz. Ama Almanlar da çok ilgileniyor bizim gazetemizle. Faslılar ilgileniyor. İsviçre çok ilgileniyor. O normal zaten Fransızca konuşuyor. Uluslararası bütün diplomatik kesim bizim gazetemizi izliyor. Çünkü uzman bir kadromuz var. Biraz önce sayıyordum işte uluslararası ilişkiler konusunda doktorası olan, profesör olan arkadaşlarımız var yayın kurulunda. Onların görüşlerini ilginç buluyorlar, okumak istiyorlar. Bir de tek uluslararası gazete, Türkiye'de yabancı dilde İngilizce yayınlanan gazeteler var Türkiye'de bir iki tane. Ama uluslararası, yani Fransa'da, Avrupa'da da bulabileceğimiz gazete tek bizim gazetemiz. Evet, o bakımdan Fransa için önemli bir gazete, değil mi? Yani büyükelçi, daha önceki büyükelçiler hepsi gazetemizi izlerler. Fransızlar için söylüyorum ama diğerleri de öyle. Peki siz Fransızca eğitim alan öğrencilerden böyle stajyer desteği alıyor musunuz? Tabii. Biz bizim 15'e yakın Fransız stajyerimiz olurdu normalde. Maalesef 2 yıl öncesine kadar, bu darbe girişimine kadar, ama ondan sonra stajyerler gelmemeye başladı. Türkiye'de tabii Fransa'dan geliyordu. Fransa'dan, Almanya'dan, İspanya'dan, hatta Güney Amerika'dan, Şili'den, Bolivya'dan gelen stajyerlerimiz oldu. Bunlar hukuk fakültesi, siyaset bilimi mezunları veyahut da yüksek lisans yapanlar zorunlu stajlarını bizim gazetede yapıyorlardı. Fakat, çok enteresan. Evet. Seçme gerekçeleri ne peki? Şimdi Türkiye'de gazeteci olmak biraz daha kolay. İletişim Fakültesi'nin gazetecilik bölümünü bitirince gazeteci olunduğunu zannediyorlar. Yani kimse alınmasın ama öyle. Ama Avrupa'da biliyorsunuz böyle olmuyor bu. Önce bir siyaset bilimi, hukuk fakültesi bitirip ondan sonra gazeteciliğe fakültesine kayıt olmak gerekiyor. Ve bu eğitim süreci bayağı uzun. Neden buraya geliyorlar bu kişiler? Çünkü Türkiye'de yayın yapan daha önce bir Almanca gazete de vardı. Aynı bizim gibi aylık çıkan bir Almanca gazete. Fakat o gazete çeşitli nedenlerden, yani ben de bilmiyorum nedenlerini ama ekonomik nedenler olduğunu tahmin ediyorum. 6 yıl kadar önce yayınını durdurdu. Bir yabancı gazetede çalışmak çünkü kendileri için de kolay oluyor. Türkiye'deki tanınmış kişilerle, medyayla ilişkiye geçmek daha kolay oluyor. Biz çünkü genellikle röportajlarımızı o kişiler aracılığıyla yaptırıyoruz, haber toplatıyoruz. O yüzden seçiyorlar. Fakat şu anda gelmek isteyen stajyer sayısı çok az. Bu darbeden sonra oldu, öyle mi? Evet, yani ikna etmeye çalışıyoruz. Gelin, ama Erasmus öğrenci sayısı da azalmış. Onu soracaktım. Erasmus öğrencisi geliyor mu diye. O da azaldı mı? Çok azaldı. Yani %30 civarında düşmüş. Evet, daha çok böyle Çukurcuma civarlarında ben çok Erasmus öğrencisi gördüm. Gerçekten artık Galatasaray Üniversitesi'nde %70 oranında azalma varmış Erasmus öğrenci sayısında. Çok önemli. Evet, yani Türkiye'nin yurt dışıyla iç içe olması, Avrupa ile kaynaşmasını sağlamak açısından Erasmus çok önemli bir bağlantı. Biz de bu bağlantının özel sektör diyelim veyahut da yani medya kısmından bir pay çıkarmaya çalışıyoruz kendimiz. Şimdi demin Fransa'da gazeteci olmak konusunda örnekler verirken bir yaklaşık 8-10 yıl önceydi, Türk-Alman gazetecilik sempozyum vardı. Bu işte sempozyum sırasında arada da sohbetler ediyoruz. Strasbourg İletişim Fakültesinden 2008-2009 falandı sanıyorum. O yıl 21 öğrenci mezun oluyor. Ve bütün Fransa'nın yayın organları, televizyonlar dekana başvuruyorlar. Ne olur bize ver onları diye. Yani kapıda gazeteci için kuyruğa giriyorlar. Bizde ise o tarihte 21 iletişim fakültesi vardı. Şimdi daha fazla. Ve tabii ki onları istihdam edecek bir medya ortamı yok. Ve çocuklar başka başka işlerde çalışıyorlar. Sadece üniversite mezunu oluyorlar. O kadar şeyde. Aslında kriz, yani bu sektörle ilgili kriz Fransa'da da var. Yani gazeteci adayı olan, hatta gazetecilik kartına sahip olan, çünkü karta sahip olmak biraz daha, gazeteci kimliğine sahip olmak daha komplike bir olay. Türkiye'de olduğu gibi Fransa'da da öyle. Çünkü belli bir maaşınız olması lazım. Bütün gelirinizi oradan sağladığınızı göstermeniz gerekiyor. İşsiz olan kişi sayısı çok. Fransa'da da. Yani gazeteci kimlik kartlarının numarası 130 binlere yaklaştı. 130 binlere yaklaştı. Tahmin ediyorum bir 50 bin 60 bin faal gazeteci var. Fakat olabilecek. Fakat bunların 10 bini çalışıyorlar. Evet. Şimdi gazetecilik, Fransa, Fransız gazetecileri deyince anmadan geçmeyelim. Hıfzı Topuz da Fransa'da gazetecilik tahsili yapmış ve aynı zamanda Fransa'da ve Fransa'nın da ilk iletişim doktoru, evet, ünvanına sahip. Zaten sizin ilişkiniz kendisini vardı. Çok severim. Gazetemize katkıda bulunur. Zaman zaman röportajlarıyla kitaplarını okurum. Çok sevdiğim bir beyefendi. Evet. Yarın da onun Beşiktaş'ta imza günü var. Onu da söyleyelim buradan. Yarın Karagedi'de saat 15'te son kitabı Afrika'yı imzalayacak. Afrika'da yaptığı röportajları bir araya getirdi. Hıfzı abi üretmeye de devam ediyor. Sizin gazetenizde yazıyor dediniz. Peki bir gazeteyi nasıl hazırlıyorsunuz? Yani önümüzdeki şimdi Ekim sayısı herhalde hazırlanmış. Şu anda Ekim sayımız hazır. Hazır. Son yazı, baş yazarımız, yazı işleri müdürümüz Mireysa Hanım yazısını yetiştirmek üzere. Bir tek onun yazısı eksik. Aslında evet, yazı hazır. Nasıl hazırlıyorsunuz? Yani neye göre hesaplıyorsunuz sayfaları hazırlarken? Evet. Şimdi tabii ki bir uyum sağlamaya çalışıyoruz yazılar konusunda. Bizim 15'e yakın köşe yazarımız var. Bunlar kendi konularında bir kere uzman kişiler. Avukat, politikacı, siyaset bilimcisi veyahut da şimdi sayfalar çeviriyor. Mesela Top'ta danışman olan Eren Bey gibi değişik kişiler. Bunlar yazılarını ayın 15'ine kadar bize gönderiyorlar. 15'ine kadar gönderiyorlar. Bunlara, son 15 günde baskıya mı hazırlanıyor? 15 gün baskıya ayırmıyoruz. Baskıyı hemen 3 günde hallediyorlar da gecikenler olabiliyor. Gecikenler olabiliyor. Onlarla birlikte bir de bazen son dakikada gündemde gelişen, tabii Türkiye'de biliyorsunuz gündem çok sık değişiyor. Ona takip, ona uygun bir söyleşi, bir başyazı hazırlamaya çalışıyoruz. Reklam durumu nasıl? Reklam alabiliyor musunuz? Reklam kötü. Herkesin de olduğu gibi. Bizi destekleyen iki büyük firma var. Devamlı reklam veren. Madem reklam yapabiliyoruz. Armada Oteli. Kasım Zoto beyefendi gazetenin birinci sayısından beri bize destek oluyor ve orada şeyde Kakava Hıdraliz şenlikleri bile düzenliyor. Yani evet, kültürel artık düzenlenmiyor galiba orada, değil mi? Onu belediye başka bir yerde düzenliyor. Öyle mi? Oradan evet, mı aldı? Yani o başlatmıştı. Evet, o uzun yıllar başlatmıştı. Bir de Türkiye'nin efsane gazozu Uldağ. Bunlar var ama daha dönem dönem değişik her ay düzenli olarak reklamı veriyorlar size. Bunlar başından beri veriyorlar. Ama başka, yani TAV gibi büyük firmalar, Michelin gibi büyük firmalar yıllarca reklam verdiler. Fakat işte günümüzde biraz zor işler. Evet, kağıt evet, fiyatları arttığı için biz burada günlerce masaya yatırdık. Sizde durum nedir peki? Ben yeni çıkacak olan sayımızda, Ekim sayımızda köşe yazımı o konuya ayırdım zaten. Gece gündüz rüyamda bile kağıt fiyatlarını siz bu görüyorum. Kağıt kalitesini devam ettirecek misiniz? Yoksa gramajda azalma falan olacak mı? Bayağı iyi kağıdınız. Bu işte bazen 60 bazen 70, çünkü Türkiye'de piyasada da bir devamlılık yok biliyorsunuz. Evet. O yüzden normalde 60 grama basıyoruz ama bazen 70 gram. Bu biraz da nostaljik bir hava versin diye bu kağıdı seçtik. Bizim baskı sayımız da tabii o 100.000'lere ulaşmayan bir sayı olduğundan o yüzden biraz daha yeni kağıda basabiliyoruz. Emmeyen. Bu ebadın ismi tabloid mi? Tabloid. Tabloid. Tabloid deniyor. Aslında benim çok sevdiğim bir ebat. Özellikle yurt dışında hep dikkat ederim. Metrolarda insanlar gazete okurken rahat açıp okuyor ve yanındakileri rahatsız etmiyor. Bizde Türkiye'de neden oturmadı? Bütün dünyada böyle tabloid gazeteler evet, yani. Bizde ama hala büyük ebat. Yani evet, açması zor, okuması zor. Ben yani nedeni teknik Türkiye'de tahmin ediyorum. Matbaa makineleri bobin, ona göre evet, diye. Matbaa makineleri ve o satın alınan bobinlerle ilgili. Daha büyük bobinler, genişlikte olan bobinler biraz daha ucuz galiba diye düşünüyorum. Bence yok, o konuda şey yapıldı yani. tabloid olarak çıkmak isteyen gazeteler oldu ve tutmadı. Mesela Radikal Gazetesi'ni de tabloide çevirdiler ve battı sonra. Yani kapandı. Evet. Şeyde. Ama ben onu zannetmiyorum. Öyle açıklandı, evet. Çok iyi hatırlıyorum. Psikolojik olarak aslında evet, bu gazetecilerin de şeyi. Ben bunu bir de açıklamak istiyorum. Yani şöyle olunca dediğiniz gibi hem cebe sığması daha kolay evet, oluyor falan ama biz kargo ile gönderiyoruz. Şu pahalı iletişim aracıyla. O kargonun en küçük zarflarının boyutuna uygun. Uygun. Çok güzel. Evet. Bence okumak için çok ideal bir ebat. Toplum olarak her şey çok kolay uyum sağlıyoruz. Bütün gazeteler hemen bu ebata geçse hemen herkes bence çok kolay alışır bu ebatta gazete okumaya. Evet, yani kaybolmaktansa, yayının durdurulmasındansa olsa, evet, boyut değiştirmesi daha iyi olabilir. Siz Türk Hava Yolları'nın Fransızca konuşan ülkelere yaptığı uçuşlarda da dağıtıyor musunuz bunu? Satın alıyorlar mı? Yakın bir zamana kadar satın alıyorlardı. He. Yakın bir zamana kadar. Fakat daha sonra işte bir kriz falan diye ücretsiz almak istediler. Ücretsiz Türk Hava Yolları. Evet. Hem Kobe Bryant'la Messi'yi aynı anda reklamda oynatan dünyanın en pahalı sporcularını reklamda oynatan firma sizden tasarruf yaptı. Ha? 10 yıl boyunca satın aldılar. Yani tamam, kendilerine teşekkür ederim. Evet. Değişik şekilde bizi destekledi artı olarak. Türkiye'nin güzel bir firması Türk Hava Yolları. Takdir edersiniz siz de. Ama gazetemizi almamaları kötü. Evet. Ama dağıtmak istiyorlar yani. Onda bir sorun yok. Peki programın sonuna doğru geliyoruz. Söyleşinin son sözü konuğundur. Siz bizim izleyicilerimiz arasında da mutlaka Fransızca eğitim almış olanlar, Fransa'yla ilgili olanlar, Frankofon olanlar vardır. Başta onlar olmak üzere izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Ben gazetemizi Fransızca konuşanlar için söylüyorum tabii ki, Frankofonlar için. Gazetemizi almalarını istiyorum, abone olmalarını veyahut da abone olamıyorlarsa bile uygulamamız var. Hem de ücretsiz. Bütün İnternet üzerinden değil mi? İnternetin dışında akıllı telefonlarda, Android ortamda veya iOS indirerek ücretsiz indirip bütün sayıları ücretsiz olarak okuyabilirler. Sadece manşet bölüm 1. sayfa. Hayır, hepsi var. Hepsi var. Peki ne avantajı oluyor size indirirlerse? Valla kendi kendinizi baltalıyor gibisiniz. Yok, evet, öyle biraz öyle tabii ki artık da biz uygulamayı yaptırdığımızda ilk aşamada biraz tanınsın diye öyle yapmıştık. Şimdi onu güncellememiz lazım. Güncellemek de gene maddi koşullara bağlı. Ama şöyle de bir şey var. Şimdi sizin 100 bin, 200 bin indirilen olursa, hatta bu 10 binle başlıyor. Reklam geliriniz olmaya başlıyor şeyde, yani böyle 100 bin düzenli sayfanıza bakan insan varsa reklam verenler de onu görüyorlar. Uygulamadan 100 bin yok ama 10 bini aşkın, 10 bini aşkın, fakat internet ortamında 225 bin kişi bakıyor. İyi yani o da yeni bir şey, onu da indirebilirler. Bu konuda biraz propaganda yaparsanız korkmadan indirin, sayfanızdan bakıp çevirin, eski sayıları da görün derseniz teşekkür ederim. Size başarılar diliyoruz. Geldiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Evet.